İsrail'de ateşkes krizi mi başladı? İsrail ordu sözcüsü Gazze şeridinde taktiksel ateşkesin başladığına yönelik açıklaması sonrası Başbakan Netanyahu'dan farklı bir açıklama geldi. Ateşkes haberlerini reddeden Netanyahu asla olmayacak dedi ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını da bildirdi. Bu gelişmenin ardından Netanyahu savaş kabinesini de dağıttı. Peki savaş kabinesinin dağılması ne anlama geliyor? Netanyahu ile ordu arasında neler oluyor? Ortaya çıkan krizi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rasim Özgür Dönmez'le konuşacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi hocam Netanyahu'nun savaş kabinesini dağıtmasının anlamı ne? Öncelikle bunu soralım size. Yani şöyle direkt buradan başlarsak geniş resmi vermem biraz zor olur. Biraz daha öncesine ben başlayayım. Bu ilk saldırı Nisan veya Mayıs ayında oldu Hamas tarafından. Bu saldırıyı Hamas yaptı nerede ama yani şöyle bir gerçek var. İsrail gibi bir yerde devletin içerisindeki birileri yardım etmediği takdirde o saldırının yapılması çok mümkün değildi. Zaten yani bu tabii bir varsayım ama yani bu işi bilenler şunu bilirler ki yani bir Hamas'ın yapabileceği büyük bir atak değildi bu. Ve şöyle bir durum var. İsrail devletinin içerisinde sadece ordunun içerisinde değil ki ordunun İsrail'deki aslında bizim bildiğimizden daha farklı olarak rolü güçlüdür. Netanyahu istemiyorlar. Mossad'ın içerisindeki güçlü bir grup da istemiyor. Hatta bu yüzden bu saldırıya izin verildiği iddia ediliyor. O Nisan veya Mayıs ayındaki yapılan saldırı iddia ediliyor. Şimdi Netanyahu neden istemiyorlar? Netanyahu çok baskıcı bir rejim istiyor ve tek devlet üzerinden gidiyor. Fakat küresel sistemin istediği Hamas'ın Gazze bölgesini boşaltması isteniyor. Netanyahu buna karşı sadece boşaltmak istiyor ama biliyorsunuz uluslararası dengelerde bu çok mümkün değil. Daha önceki bizim programlarımızda, Eko TV'de yaptığımız programlarımızda bazı hocalarımız sadece bu işi Amerika'ya bağlıyor ama şöyle söyleyeyim. Bu iş sadece oradaki tek aktör Amerika değil. O küresel dengeler orada da işliyor. Yani Pekin'in arkasında hangi akıl varsa o akıl orada da var. BRICS'in arkasında da o akıl var. Yani Amerikalılarla çatışan bir akıl var burada bu söylediğimiz mesele içerisinde. Ve artık bu süreçten sonra da yani bu dengeler içerisinde de Netanyahu çok istenmiyor. Yani aslına bakarsanız Netanyahu tasfiye edilmek isteniyor İsrail devleti açısından. İsrail devletinin güçlü bir yapısı tarafından tasfiye edilmek isteniyor. Hı hı. Şimdi buradaki olan olay aslında ordunun sağduyuda davranmasının bir göstergesi. Çünkü orada bir koridor açıp insani yardım oradaki halkın, sivil halkın almasını desteklerken Netanyahu'nun yine radikal perspektifi bunu engellemeye çalıştı. Fakat benim gördüğüm şey şu. Netanyahu kendi kontrolünü etmekten korkuyor orada. Ve bu anlamda da o savaş kabinesine, savaş kabinesine dağılmasının sebebi bundan kaynaklanıyor. Kendi korkusundan kaynaklandığından ibaret olduğunu düşünüyorum ben bunu. Peki yeni kabine ne zaman kurulur? Vallahi onu yani ben çok İsrail şeyine de hakim değilim. Yani bu ne kadar süre içerisinde kuracağını ama çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Yani bu hafta içerisinde ben toplanacaklarını düşünüyorum. Çünkü ciddi bir savaş yürüyor. Savaşta istedikleri kadar İsrail yol alamadı. Sadece havadan bombalıyor, belli yerlere şey yapabiliyor, belli yerlere kadar gelebiliyor ama çok da bu işlerde ileri gidemiyor. Bu anlamda zaman kaybetmeden yeni bir kabine kuracaklarını düşünüyorum ama teknik anlamda ne kadar sürede olur inanın o benim bilgim dahilinde olan bir şey değil. Peki bu süreçte saldırılar durur mu? Şimdi bu süreçte saldırılar şöyle. Eğer ordunun söylediğini yapsaydı taktiksel anlamda hem Hamas hem de ordunun kendisi bu saldırıları durdurur. Bu anlamda da perde arkasındaki taktiksel gelişim anlamındaki mevzilenmeyi devam ederlerdi. Hı hı. Ama şu anda bu şu demek oluyor ki böyle bir ateşkes olmayacağı için taraflar savaşmaya devam edeceklerdir gün sonunda. Şimdi daha öncesinde de görevden almalar yaptı bir takım Netanyahu. Önemli isimleri görevden aldı. Şimdi de işte bu orduyla yaşanan bir sıkıntı gözler önünde. Yani orduyla hükümet arasında bir kriz var diyebilir miyiz? Ben bir ötesini söyleyeyim. Orduyla Netanyahu ile devlet arasında yani Netanyahu'nun temsil ettiği hükümetle devlet arasında bir kriz var. Şu anda biliyorsunuz İsrail'de sokak gösterileri de var.
de biliriz ki yani bu işin içerisinde yani bu tip büyük sokak gösterileri belli istihbarat örgütlerinin perde arkasında olması çok mümkün değil. O yani bir iddiada o sokak gösterilerinin arkasında Mossad'ın olduğunu söylüyor. Yani şöyle söyleyeyim, İsrail Devleti'nin güçlü bir kanadı artık Netanyahu ile çalışmak istemiyor. Fakat Netanyahu dediğiniz ki şöyle basit birisi değil. Çok küresel birisi ve belli lobilerin, çok güçlü lobilerin, uluslararası lobilerin desteklediği birisi. Ancak bu şekilde gidebilir ve bu sancılı süreçle beraber Netanyahu tasfiye edilmeye çalışıyor. Netanyahu da bunu biliyor tabii. Çok akıllı bir politikacı Netanyahu. Ve bunu da engelleyebilmek adına da stratejik noktalara kendi adamlarını atıyor ve eskilerini alıyor. Yani aslında bu bir devlet krizi şu andaki sizin sorduğunuz soru. Yani sadece ordu ve Netanyahu'dan daha ziyade daha sistemsel bir kriz var orada İsrail'de. Peki Netanyahu bundan sonra hangi adımları atacak sizce? Valla Netanyahu kalmak için elinden gelen orada her şeyi yapacak. Hatta yani size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsunuz sivillere saldırı oluyordu İsrail ordusu tarafından. Ben onu şöyle düşünüyorum. Kimse uluslararası televizyonların karşısında oturup böyle bir hataya düşmez gibime geliyor. Yani İsrail'e hiç düşmez gibime geliyor. Bilinçli olarak Netanyahu'yu savaş suçlusu yani hem devlet içerisindeki lobiler hem de dışarıdaki belli güçler yapmaya çalışıyorlar gibime geliyor. Yani ben şunu düşünüyorum. Buradaki şeyin biraz fütürizm olacak. Yani kendi kişisel görüşüm. Netanyahu ben çok uzun süreler İsrail hükümetinin başında kalabileceğini düşünmüyorum. Çünkü İsrail hükümeti devlet sistemi artık onunla çalışmak istemediğini düşünüyorum. Yani bir dönem evet önemli birisiydi. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi vardı. Sistemin dönüşümü gerekliydi ve Netanyahu bunun için önemli birisiydi. Ama şu saatten sonra güç sikletlerinin dünyada farklı yerlere kaydığı bir yerde Netanyahu'ya çok ihtiyaç olmadığını düşünüyorum ben. O anlamda Netanyahu ne yapacak? Bir şekilde devam edecek bu işleri. Yani kendini korumak için elinden geleni yapacak ama nereye kadar koruyabilecek onu hep beraber izleyip göreceğiz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Bu arada bir konumuz daha var. Profesör Doktor Özgür Tör de bizlerle birlikte aramıza katıldı. Hoş geldiniz hocam. Ayta Hanım, iyi günler. Tekrar tüm seyircilerinde, stüdyodakilerinde bayram mübarek olsun diye başlayalım eğer müsaade ederseniz. Teşekkür ediyoruz hocam. Size de iyi bayramlar dileyelim. Şimdi bir kriz ortaya çıktı. Ne diyorsunuz sizce? İsrail ordusuyla Netanyahu arasında artık ipler koptu mu? Ya şöyle aslında anlaması ve anlatılması çok zor bir süreç. Şimdi Netanyahu sürekli olarak savaşın büyümesini kademeli olarak ve ikinci Ben Gurion olma çabası içerisinde ve etrafında da onu destekleyen İsrail dışında bazı küresel güçler var. Dolayısıyla yönetimi bırakmak istemiyor. Ama bu Knesset seçimi yani İsrail Meclisi'nin seçiminde bu arada İsrail'de başbakanlık tabii asıl icra makamı. Knesset seçimin daha doğrusu hükümetin oluşturmasında 120'lik milletvekilinin üzerinde çok hassas dengeler var. Yani bazen oradaki Arapların oluşturduğu, gönderdiği milletvekilinin bile çok dengeleyici bölümler oluyor. Dolayısıyla dengeler çok hassas. Fakat burada ikinci Ben Gurion olması hedefinin durduğu zaman böyle bir hedefi olmayacak. Yani yargılanın hem geçmişteki yolsuzluk davaları, yani savaşın durduğunu ve barış anlaşması imzalandığını farz ve kabul edelim. Ateşkes olduğunu farz ve kabul edelim. Yargılanacak bir Netanyahu var. Aynı zamanda da sadece bundan dolayı yargılanması 7 Ekim saldırısından dolayı da yargılanacak bir Netanyahu var. Çünkü İsrail halkı da şunu anlayamadı. Ya o kadar çok istihbarat ağıyla övünülüyor. Çok ciddi anlamda paralar harcanıyor. Bu Gazze şeridi dahil orada bir sürü muhbirleri var. Haber elemanları var. 3 tane istihbarat teşkilatı var. Shin Bet, Amman, Mossad. Sadece genellikle Mossad bilinir. Buna rağmen bir türlü bu 7 Ekim saldırısı önlenemiyor çok ilginç bir şekilde. Ve çok sayıda rehine alınıyor. İnsanlar hayatını kaybediyor. Dolayısıyla İsrail içinde de soru işaretlerinin barındığı 7 Ekim saldırısından dolayı hesap verilmesi lazım. Ne zaman olur bu? İktidardan düşerse olur. Peki düşmemesi için ne yapması lazım? Sürekli savaşın devam etmesi lazım. Burada Savunma Bakanı daha önce hükümetten çekileceğini benzer açıklamalar yapmıştı. O da bu arada başbakanlığa oynamaya çalışıyor. Gelmeye çalışıyor, o makama gelmeye çalışıyor.
bir türlü şöyle bir açıklaması olmuştu. Kesin zafer istemiyor. Ne demek kesin zafer? Yani bir yerde savaşın bitip barış sürecine veya işte nihai ateşkes barış olmaz gerçi de barış sürecine gidecek bir pozisyon alması istemiyor diyor. Hı hı. Yani devamlı savaşın devam etmesi istiyor. Bundan sonraki adım şu an yığınaklanmalarını yaptı Lübnan. Yani bu aslında şöyle açıklanabilir. Tabii burada %100 Netanyahu kazanacak, kaybedecek ben onu şu anda söylemem. Bilmiyorum, İsrail halkının kararıdır. Ben ona bir şey diyemem ama Netanyahu'nun amacı şu. Gazze'deki savaşı yavaş yavaş sönümlendirip kalan rehineleri de aldıktan sonra oradan çıkmayacak. Ama Lübnan'la kara savaşı dahil hava kuvvetlerinin kullanıldığı, füze sistemlerinin kullanıldığı yani Lübnan'a doğru gelişen bir İsrail, Ben Gurion lafını o yüzden söyledim. Yani Gazze'yi işgal eden bir İsrail, Lübnan'a doğru genişleyen bir İsrail'e doğru götürmek istiyor. Hı. Bu da ne demek? Savaşın durmaması ve önümüzdeki birkaç yıl daha devam etmesi demek. Hı hı. Netanyahu'nun kafasındaki bu. Yani planı bu. Benim dışarıdan okuduğum, anladığım, takip ettiğim bu planı uygulamaya çalışıyor. Yani uygulayabilir, uygulayamaz. Onu zaman içerisinde farklı dengelerin oluştuğunu biraz önce söylediğim o Knesset yani İsrail meclisindeki dengelere göre farklılıklar oluşabilir. Hı hı. Ama Netanyahu başarılı olursa tekrar bu tekrar bir savaş kabinesi oluşturup devamı yolunda alırsa kısa zaman sonra yani Lübnan şu anda ufak bir çatışma var zaten. Ateşle karşılık birbirlerini yok diyorlar. İşte bu hatta sizin televizyonda da bir ara işte şeyleri yakmak için ormanlar için alev makineleri kullanıyorlar, oklar kullanıyor, mancınıklar kullanıyor. Evet, evet. Bunlar da devam ediyor ama bunlar tabii küçük şeyler. Reklam boyutu. Asıl zırhlı birlikten oraya kaydırdı. Hava kuvvetleriyle ilgili hazırlıkları devam ediyor. Sadece siyasi karar gerekiyor. Yani şu an İsrail ordusu Lübnan harekatı, Lübnan'ı kısmi işgal için oradaki işte silahlı İran yanlısı grupları entegre etmek için hazırlıklarını yapıyor. Bu tabi bu da başarılı olur, başarılı olmaz. Onun da ayrı şeyleri var. Sonuçlar olacaktır. Hı. Ama sonuçta Netanyahu savaş devam ettikçe ve İsrail fiziksel olarak büyüdükçe kazanan Netanyahu olacaktır. Bir de Gazze'dekileri göçe zorlarsa hep ben onu ifade ediyorum. Yani oradaki vatandaşların orada kalması üzerine mücadele edilmesi lazım. Hı hı. Bir de oradakileri göçe zorlarsa işte ikinci Ben Gurion olma şeyine amacına ulaşır. Bunu Mısır ve Ürdün uyandılar zamanında. Oradakilerin yerinde kalması ve mümkün olduğu kadar almamak üzerine olan bir politika geliştirdiler. Bu süreç bana göre 5 Kasım'a kadar minimize tutulmaya çalışılacak. Yani Amerika Şiddetli seçimlerine kadar. Hani Mete Hanım ne konuşuyorduk hı. burada genellikle? İşte ateşkes ne zaman olacak? Olacak mı? Olmayacak evet. mı? Dedik ki biz de olmayacak herhalde diyorduk. Yani olmaması üzerine kurgulanıyor. Hı. Bir önce söylediğim Netanyahu'nun hareketlerden dolayı. Şimdi gene gidişat buraya doğru 5 Kasım'a kadar küçük profille, daha alçak profille, daha alçak görünümlükle bu savaş devam edecek. Ama 5 Kasım'dan sonra belki daha fazla hızlı büyüyen bir süreç. Hem Ukrayna'da hem İsrail'deki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri olacak Kasım ayında olacak seçimlere endeksli. Bu zamana kadar çok büyük olaylar olmayacak. Yani Ukrayna cephesi çökmeyecek Rus taarruzları karşısında. Burada da çok ciddi bir toplum üzerinde yani hem Batı Amerika Birleşik Devleti hem diğer toplumunda bir kırılma noktası oluşacak. Bir şey yapılmasını Amerika Birleşik Devletleri istemiyor. Hı hı. Ama bir önce söyleyeyim ki İsrail ufak ufak 5 Kasım'a kadar küçük küçük adımlarla daha sonra belki 5 Kasım'dan sonra daha büyük adımlarla yapmaya, ilerlemeye çalışan bir İsrail'i görüyoruz. Suriye'de bu işin içinde bakın ta Suriye'nin derinliklerine şimdi tamam tabii ki İsrail, Lübnan, Netanyahu bunu konuşuyoruz ama İsrail Hava Kuvvetleri İdlib hemen güneyindeki Suriye ve İran yanlısı özellikle gruplara hava taarruzu düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Yani büyüme derken hani savaşın büyüme ihtimali ne derken bunlara bakıp söylüyoruz. Nereden nereye? Çak arada Suriye devletinin sınırını aşıyor ve oraya hava harekatı düzenliyor. Demek ki bütün bu bölgedeki unsuru kendisi açısından tırnak içe söylüyorum hı. etrafına bir güvenli alan açmaya çalışan bir İsrail var. Hı. Netanyahu da burada durursa suçlu olacak savaşı başlayan ama biraz önce söylediğim şekilde çevresini büyütüp zafer kazanırsa işte o zaman ikinci Ben Gurion olan bir Netanyahu. Yani hangisi olur onu ben şu an bir şey diyemiyorum hangisi olacağını. Ama durursa
kaybeder. Durmadan devam etmesi lazım. Devam etmesi için ne olacak? İşte kabineyi dağıtacak. İşte Lübnan'a füze atacak. Gazze'deki harekatı devam ettirecek gibi faaliyetlerle sürekli olarak bunu baskılayacak. Bu arada bir rehine kurtarma operasyonları oluyor. Oralarda biraz İsrail kamuoyuna olumlu mesajlar veriliyor. Yani insanlar işte rehinenin kurtarılacağını falan şey yapıyorlar, seviniyorlar. Tabi bu arada çok sayıda rehine hava tarzı konusunda hayatını kaybediyor. Tabi burada İsrail'in yapacakları belli de aslında etrafındaki ülkeler ne yapacaklar? Yani Suriye evet. Şu anda kendi iç savaşıyla durmam gerekiyor herhalde. Durayım burada. Sadece şunu söyleyeyim. Bakın Suriye kendi alanında mücadele ediyor. Lübnan özellikle liman patlamasından sonra çok ciddi ekonomik sıkıntıyla mücadele ediyor. Gazze'nin durumu ortada. Dolayısıyla etrafında bir güvenlik koridoru oluşturmaya çalıştığında stratejik yönden böyle anlayabiliriz diye şu an durayım. Teşekkür ediyorum. Peki hocam. Şimdi Rasim Hoca'ya tekrar döneceğim. Şimdi İsrail ordusunun yardımlar için taktiksel ateşkes başlattığını duyurması Netanyahu'yu neden rahatsız etti sizce? Yani Netanyahu ne istiyor burada? Ya Netanyahu çok radikal bir şekilde oraya hiçbir açık alan bırakılmaması, insani yardımın oraya gitmemesi ve bir şekilde hızlı bir sonuç almak istiyor. Yani bir şekilde ondan sonraki olan süreçlerde hem Lübnan hem de Suriye'nin belli bir bölüm savaşı genişleterek aslında orada bir tampon bölge oluşturmak istiyor. Bu anlamda da çok çabuk sonuç almaya çalışıyor. Ama tabii bir de şöyle de çok ciddi uluslararası lobiler desteklediği için de çok kendine bir özgüveni var. Ama bu anlamda da şey yapamıyor. Yani şöyle söyleyelim. Ne kadar baskı yaparsam o kadar daha fazla sonuç alacağım mantalitesiyle hareket ediyor ama maalesef tabii bu iş böyle olmuyor. Çünkü benim gördüğüm kadarıyla, izlediğim kadarıyla dışarıda Hamas bu savaşa çok önceden hazırlanmış gibime geliyor ve ne kadar bunu yaparsanız yapın o çatışmalar devam edecek orada. Hı hı. Şimdi bir de tabii İsrail'de halkın da Netanyahu'dan memnun olmadığını biliyoruz. Her gün işte protesto gösterileri vesaire oluyor. Sizce İsrail ordusu Netanyahu'ya darbe yapabilir mi? Ya Netanyahu'ya darbe yapması, ya şöyle söyleyeyim, İsrail toplumunun yani bizim mainstream toplum dediğimiz toplumda evet Netanyahu ile ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Bu göçmenler yani Yahudi göçmenler falan Netanyahu'yu çok seviyor. Ama sadece o değil, yani program başında söylediğim gibi devletin içerisinde de Netanyahu istemeyen gruplar çok fazla. Yani bu tip, bir de siz güçlü bir şekilde geliyorsanız hükümetin başına, bu tip şeyler, başkanlar, İsrail gibi demokrasinin olduğu yerlerde bir darbeyle değil ama bu tip çatışmaların içerisinde, süreç içerisinde bir şekilde görevi sonlandırılır. Aslında bu süreç bir Pirus zaferi olacak eğer yani Netanyahu için olabilirse. Yani izleyeceğiz, göreceğiz ama ben, yani bu kişisel benim görüşüm, Netanyahu bu işin sonucunda çok başarılı olacağını zannetmiyorum. Ha, başka bir konuya daha geleyim. Netanyahu giderse bu politika devam etmez mi? İsrail'in bu politikası Lübnan'a ve Suriye'ye doğru eğilme politikası, oraya tampon bölgesi açma politikası edecek elbette. Ama bu Netanyahu'yla olacağını ben çok zannetmiyorum. Bunu, yani şöyle söyleyeyim, devam edecek ama Netanyahu bu süreç içerisinde kendiliğinden gidecek gibi mi, benim kişisel görüşüm gidiyor. Çünkü bir daha söyleyeyim, İsrail gibi demokratik yerlerde darbe yapabilmeniz çok muhtemel değil. Çünkü bu insanların hepsi zaten devletin içerisinden gelme. Askeriyenin, Mossad'ın, yani bu işte devlet işleyişinde çok iyi bilen kişiler bunlar. Yani şey değil, bizim Türkiye'deki gibi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi yani sonradan gelip 6 aylık kurslarla falan şey devleti öğrenmiyor bu insanlar. Bu anlamda da bu süreç içerisinde şey yani tasfiye edileceğini düşünüyorum ben uzun vadeli bir şekilde. Yani bu çatışma sürecinin içerisinde. Bu benim tabii ki kendi kişisel şeyim, görüşüm. Hı hı. Peki Özgür Hocam, bu soruyu size de sorayım. Sizce ordu Netanyahu'ya karşı bir darbe yapabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Ya ben de bir örneği yok şey olarak bir kere İsrail ordusunun hani bu şekilde geçmişte yaptığı bir darbe örneğini ben görmedim, bilmiyorum. Hı hı. Ama şöyle bir ihtimal, şöyle ihtimal derken şöyle söyleyeyim. Aslında Netanyahu da hem istihbarat hem asker kökenli. Yani bir şey de harbinde Golan Tepe'leri geçirmesinde çatışmalara girmiş birisi. Dolayısıyla asker içinde de özellikle istihbarat içinde de destekleyici unsurları var.
Bakın biraz önce 7 Ekim saldırısını söyledim. 7 Ekim saldırısının önlenememesi büyük hata. Ama gerçekten önlenemedi mi? Yani haber mi alınamadı? Yoksa haber alındı da şu anda gördüğümüz Gazze'deki bu yıkımın tırnak içinde meşru hale, tırnak içi söylüyorum. Yani bir sebep oluşturup yani buna karşı bir karşı hamle olsun diye mi acaba görmezlikten gelindiğinin sonucunu bir türlü öğrenemiyoruz. Yani öğrenemiyoruz derken bizim öğrenmemiz var. İsrail kamuoyu da öğrenemiyor. Bunda mesela İsrail açısından baktığın zaman büyük bir eksiklik. Kim hesap verdi? Yani İsrail açısından baktığın zaman şimdi İsrail'de yaşayan bir vatandaş diyecek ki yani siz o kadar işte teşkilatınıza güveniyorsunuz, ona güveniyorsunuz. İsrail'de istihbarat çok şeydir. İstihbarat teşkilatları güven veren teşkilatlardır. Bunu önleyemediler. Peki bunun hesabı kime soruldu? Normalde Netanyahu'ya sorulması lazım. Yani siyasi otorite ve özellikle istihbaratın her gün ona sisteminde rapor verdiğini düşünecek olursak. Yani anlık böyle acil durumlarda hani randevu alıp işte kapıyı çalıp içeri girecek şekilde değil. Onun kendi bilgisayar sisteminin üzerine anında öncelikli düşecek şekilde raporlar gittiğini değerlenecek olursak. Bu zincirde kime hesap soruldu? Kimseye hesap sorulmadı. Demek ki burada Netanyahu hani tırnak içinde derin devlet diyeceksek Netanyahu aslında İsrail devletinin tarafından destekleniyor. Küresel bazı güçler tarafından da destekleniyor. Dolayısıyla Netanyahu sadece Netanyahu tek olarak düşünmek doğru değil. İsrail ordusu da tabii birkaç İsrail ordusu var. Yani bir profesyonel olarak sürekli devam eden kurulu sabit İsrail ordusu var. Bir de seferberlik de mesela şu an savaş anı olduğu için İsrail'den seferberlik çağrısı gelenler. Bir de yurt dışından gelenler var. Yani A ülkesi, B ülkesinin İsrail dışında bir yerde çalışıyor. Ama bu seferberlik görevi oradaki işini bırakıyor. Geliyor ve şey için mesela 450 bine kadar mevcudunu çıkartıyor. Normalde sabit olarak yani 100-120 bin civarı bir o da tam hepsi halihazırda değil. Yani her gün asker altta değil. Onu da kısmi seferberlik görevler. Bir anda 3 katından fazla arttırmış durumda. Dolayısıyla bu dışarıdan gelenlerin hadi biz geldik böyle bir darbe yapalım falan gibi bir şey olacağını ben çok düşünmüyorum. Kilit olan komuta akademisinde Netanyahu zaten uzun yıllardan beri bu görevde başbakanlık görevini devam ettiriyor. Şeye de bakalım Mehtap Hanım. Daha önce suikaste hayatını kaybeden İsrail'in Cumhurbaşkanı'na baktığınız zaman barış görüşmeleri açısından aslında çok önemli görevleri yapanın arkasından Netanyahu'nun ve ekibinin geldiğini görüyoruz. Yani aslında hani Şahinler kanadını temsil eden bir güç. Dolayısıyla bunu İsrail içinden sözünüzün özü ben bir darbeyle falan olacağını düşünmüyorum. Kendi kişisel görüşüm tabii ki. Yani bununla ilgili İsrailliler daha iyi bilecektir. Ama İsrail kamuoyundaki bu hani biraz önce 7 Ekim saldırısının hesap sorulması eskiden bir asker için savaşı ilan edip ortalığı yıkan bir sürü rehine olduğu halde bu şekilde devam etmesi konusu İsrail halkı içinde bir rahatsızlık var. Bir de savaş uzadıkça biraz önce söyleyeyim o seferberlik sisteminde İsrail'in üretim yani şöyle işçi olanlar veya yani çalışıyor olanlar şu anda asker olarak alınmış durumda. Yurt dışında da benzer şekilde. Yani bu da savaşın uzaması belki bir bıkkınlık ve yorgunluk oluşturabilir. Bu İsrail'in sosyolojik yapısını tabii daha iyi incelemek, bilimsel olarak incelemek lazım. Ama burada da tehdit devreye giriyor. Yani İran'ın attığı mesela o füzelerle, İran ki füze atsın diye çok ciddi çaba gösterildi. Suriye'deki hedefleri vuruldu. Bu füzelerin atılması mesela bu biraz önce söyledim Knesset, İsrail Meclisi'nin üzerinden iki tane balistik füze geçti. Şimdi peki bu ne? Bundaki algı şu. Yani İsrail tehdit altında, tırnak içinde. Dolayısıyla biraz önce söyledim yorgunluk ve bıkkınlıkla tehdit algısı arasında hangisinin baskın geleceğini, yani Netanyahu ve çevresi diyor ki İsrail tehdit altında, İsrail böyle durursa işte yok olur, öyle olur, böyle olur falan diyor. Bu mu baskın gelecektir ve bu insanları savaşa daha çok hareketlendirecektir? Yoksa bir önce söyleyeyim, savaşın uzamasından dolayı işinden uzak kalma, üretim farklı uzak kalma, aileden uzak kalma, yorgunlukları mı hangisi üstün gelecektir? Bugünden hemen söylememiz bilimsel olmaz. Yani kendimize göre bir görüşümüz, benim kendime göre bir görüşüm olabilir ama
Yani bu söylediğimde yanılma payım olabilir. Hangisinin baskın göreceğini biraz takip etmemiz, biraz daha incelememiz lazım. Ama sonuçta burada ikisi birbirinden farklı iki düzen var. Yani ya barışa evrilecek olan bir süreç ya da savaşın büyüyeceği ve domino etkisi oluşturacağı bir süreç. Bu domino etkisine peki kim karşılık verecek İsrail'e karşı? Suriye mi karşılık verecek? Veremez şu anda. Yani Suriye şu anda İsrail'e karşı 1973 işte 67 harplerinde olduğu gibi karşılık veremez. Kim verecek? İran mı verecek? İran yanlısı gruplarla yapmaya çalışıyor ama ekonomisinin bundan dolayı zaten çok ciddi sıkıntıya girdi. Ürdün verecek. Ürdün bugün Filistinli göçmen sayısı demografik olarak Ürdünlü Araplardan daha fazla. Yani sadece birilerinin bir düdük çalmasına da başlayacak olan konularda Ürdün çok ciddi iç problemlere girebilir. Kaotik problemlere girebilir. Bakın Ürdün'ün çok ciddi bir ihracatı, çok ciddi bir şey yok. Ama Ürdün'de yaşam devam ediyor. Nasıl yaşam devam ettiğini, şimdi uzun bir süreç bunu şey yapmayayım. Ama Ürdün'ün stabil kalması sağlanıyor. Ürdün ne amaçla? Oradaki Filistinlere baktığı sürece, problem çıkmadığı sürece. Dolayısıyla Ürdün de müdahale edemez. Hatta Ürdün, İsrail'e gelen füzeleri, İran'dan gelen füzeleri hava kuvvetleriyle vurdu. Yani İsrail'e karşı müdahaleyi bırakın, İsrail'in emniyeti için çaba sarf etti. Kim kaldı geriye? Geriye kim kaldı? Yani pek kimse kalmadı. Suudi Arabistan'ı falan zaten saymayın. O bu şeyle neydi o? Kuşak yol, kalkınma yolu projesi falan gibi projelerle oraya entegre edilmeye çalışan bir Suudi Arabistan var. Dolayısıyla zaten tarih boyunca da çok fazla bu işlere girmemiş. Yani Mısır kadar girmemiş. Mısır'a gelelim. En büyük güç Mısır. Orada İsrail'i askeri yönden ve siyasi yönden yavaşlatabilecek, durduracak, vurmaya yaklaşabilecek olan güç. O da ekmek fiyatlarının biraz daha yükselmesiyle iç karışıklığa gidebilecek kadar zorluklar olan, ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan, hemen üstünde Büyük Rönesans Projesi, Etiyopya'nın orada, Mavi'nin orada yapılacak barajla suyu kesilebilecek olan, hassas durumda olan bir Mısır. Demek ki İsrail jeopolitiğine baktığımız zaman etrafında İsrail durduracak bir ülke yok. Dolayısıyla İsrail burada durdurursa İsrail halkı kendini durdurur. Ama biz önce söylemiştik bıkkınlıktan durdurur, ondan durdurur, onu bilemiyorum. Hani durdurursa diyorum. Amerika Birleşik Devletleri falan durdurmayacağını söylüyoruz. Bir taraftan iskele yapıyor. İşte barış oradan hani gıda yardımı yapacak. Yoksa oradaki tahliye için mi yapacak? Onu da tam bilemiyoruz. Öbür taraftan mühimmat veriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz önce hocam dedi galiba yanlış şey yapmıyorsam. Şey değişse bile 5 Kasım'dan sonra. Mesela Trump gelse ne olur? İsrail politikası değişir mi? Ben değişeceğini düşünmüyorum. Mesela ben de değişeceğini düşünmüyorum. Ha, Ukrayna politikası değişir ama. Yani Ukrayna politikası değişir. Zelenski kaybeden olur. Ama Netanyahu için bir değişiklik olmaz. Hatta belki daha mı iyi olur? Olabilir de. Şimdi o damadı Kushner'le falan. Mesela bu İbrahim'i anlaşmaları falan filan onlar yaptı. Trump'ın da imzası olduğu bölümler var. Dolayısıyla burada şöyle toparlayacak olursam konu çok dağınık ama etrafını çizdim. Hani jeopolitik olarak anlatmaya çalıştım. Şöyle toparlayacak olursam İsrail kamuoyu veya İsrail vatandaşları Netanyahu'nun kendisini kahraman yapmak ve İsrail'in tırnak içinde güvenli almak için bu savaşı büyütmesinden memnun mudur değil midir? Bunun sorusunun, bu sorunun cevabını İsrailler karar verecek. Ama seçim ne zaman olacak? Onu bilemiyoruz. Yani Zelenski'de de aynı durum var. Normal seçim süresi bitti. Savaş bitince seçim olacaktır. Savaş ne zaman bitecek? O belli değil. Böyle bir kör döngü içerisinde dolaşıyor. Evet. Dolayısıyla zor bir süreç. Takip etmemiz lazım. Biz tabii olaylara Ankara açısından bakmamız lazım Mehtap Hanım. Yani bizim insani açıdan da bakacağız. Uluslararası ilişkiler de her açıdan bakacağız ama nereden bakarsak bakalım Ankara'dan bakıp ona göre kendi durumumuzu almamıza uygun olacağını değerlendiriyorum. Peki Rasim Hocam'a döneyim tekrar. Şimdi İsrail ordusu taktiksel ateşkes açıklamaları gibi başka kararları olursa Netanyahu nasıl hareket edecek sizce? Valla dediğim gibi Netanyahu çok hızlı sonuç almak zorunda. Yani o anlamda yani taktiksel ateşkeslere evet yani şey yapabilir, evet diyebilir ama burada şunu unutmamak lazım. Bu savaş ne kadar çok sürerse Netanyahu bir şekilde yıpranacak.
İsrail iç kamuoyundan da yıpranacak. Yani İsrail devleti içerisinde de çok ciddi anlamda şeyleri var. Adını getirin, muhalefeti var. Nereden biliyoruz biz bunu? Emekli bürokratların yazdıkları var onun hakkında. Ve birçoğu baktığınız zaman şeyi söylüyor. Orada çok yani şöyle söyleyeyim. Çok siyasi ömrünün fazla olmaması gerektiğini söylüyorlar. O anlamda İsrail halkı okumuş bir halk bu arada. Yani bu, bir de bu şöyle söyleyeyim. Şimdi İsrail ideolojisinde, yani İsrail devletinin ideolojisinde şöyle bir şey var. Bütün toplum, bütün dünya bize karşı, bizi öldürmek istiyor gibi bir şey var. Bir perspektifi var. Bu 6 gün savaşlarında falan bunu çok iyi kullandılar. Fakat buradaki olan olay, bir bölgede Hamas'la çatışıyor. Yani genel kamuoyunun algısı bu şekilde değil. Yani herkes bize saldıracak, herkes bizim üzerimize gelecek perspektifiyle değil. O anlamda da Netanyahu şunu yapmaya çalışıyor. Ne kadar hızlı davranırsam, ne kadar hızlı oraya düşürürsem bizim için yol haritası o kadar daha açılacak gözüyle bakıyor. O anlamda da o taktiksel olan anlaşmalara izin verip vermemesi meselesi onun ne diyelim biz buna, onun süreç analiziyle ilgili olan bir şey. Yani yoksa o ne diyeyim size, yani sivilleri falan düşündüğünden falan kaynaklanmıyor Netanyahu'nun hikayesi. Orada kendini kurtarmaya çalışıyor. Peki bu karmaşa dünyanın beklediği ateşkesi hızlandırır mı sizce? Şimdi bakın, bu karmaşa durup dururken çıkmadı. Yani bu çok lokal bir karmaşa değil aslında bakarsanız. Yani bu küresel bir karmaşa. Yani birçok yerde de biliyorsunuz, Ukrayna'dan tutun şu andaki işte BRICS'teki, efendime söyleyeyim, şeyin yeni bir para biriminin çıkması, petrodoların anlaşmasının bitmesi, Rus füzelerinin Küba'ya gelmesi, bunların hepsini beraber okumak gerekiyor. Yani şimdi lokal olarak okursanız evet bu bir şekilde devam edecek çatışma, ama buna izin vermezler efendim. Yani bu genel dengeleri gözetiyorlar bu tip çatışmalarda ve çatışmaların çözümünde. Yani diğer cephelere bakmamız gerekiyor. Aslında yani o cephelerdeki olan süreç burayı etkileyecek. Yani şey yapacak mı? Efendime söyleyeyim, yani Netanyahu'nun başarısı burada önemli bir. İkincisi ise dünyadaki diğer siklet merkezleri buna ne diyecek? O anlamda da bu her ikisini göz önüne almamız gerekiyor. Yani yayılacak mı, yayılmayacak mı meselesi, bu İsrail devletinde şu an için kontrolünde olan bir şey olmadığını kendi adıma düşünüyorum ben. Peki Özgür Hocam, bu soruyu da size soralım, sonra bitireceğiz. Sizce bu süreç ateşkesi hızlandırır mı? Ya ben başından beri bilmiyorum, hep olumsuz bakıyorum. Yani ateşkes bir türlü de gelmiyor. Yani keşke ben yanılsam, yani ateşkes olsa. Şimdi burada her savaşın bir, her askeri harekatın bir siyasi hedefi var. Şimdi ben yani hem emekli asker olarak baktığım zaman biraz daha akademisyen kişimden biraz daha farklı görüyorum. Şimdi oradaki askerler kendilerine veren siyasi hedefi sağlamaya çalışıyorlar. Aslında siyasi hedef ne, açıklanmayan. Siyasi hedef şu, oradakileri göçe zorlamak. Bunu açıklamıyorlar. Yani bunu böyle bir şey, yani biz buradakileri göçe zorlayacağız, burayı işgal edeceğiz. Buraya da hatta işte ev planları bile yaptık. Dışarıdan şey alacağız, bütün Avrupa'dan, Amerika, oradan, buradan, çeşitli yerlerden Yahudileri getireceğiz, işte deniz kıyısına yerleştireceğiz diyen yok. Yani ufak ufak arada sızıyor böyle, ama hani böyle bir deklarasyon olmuyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan anlıyoruz. Eğer Hamas'la mücadele olsaydı bu, önce Refah kapısına saldırı olur ve oradan Mısır'la olan bağlantı, tüneller dahil tam olarak kesilirdi. Çünkü her seferinde yeniden tünel bulunuyor. İkmal kesilirdi ve arkasından nokta operasyonunda Hamas yapılırdı. Ama böyle bir şey olmadı. Önce yukarısı yapıldı, kuzey. Aşağı gönderildi insanlar. Şimdi oraya harekat yapıldı. Bu ne demek? Buradan gidin demek. Yani buna zorluyor ve bunun eğer sağlarsa, ki sağlasaydı Netanyahu başarı kazanacaktı. Şimdi askerlerle arasındaki bu, hani sizin o darbe yapar mı, işte ateşkes, taktik ateşkes sorusunun arkasında gizli olan, açık değil, gizli olan maddenin bu olduğunu sunuyor. Askerler bu hedefi elinden geleni yaptılar tırnak içinde, ama gerçekleştiremediler. Niye? Çünkü Mısır ve Ürdün kapıları açmadı. Böylece ne oldu peki? Şimdi içeride devamlı zayiat veriyorlar. Küçük küçük böyle İsrail ordusu girdikçe, tamam çok sayıda insan burada hayatını kaybediyor ama İsrail ordusu zayiat veriyor. Şimdi savaş ne zaman bitecek belli değil. Yani burası şöyle bir cephe değil. Hani cepheyi yardık, askeri hedefi ele geçirdik falan, tepeyi aldık filan, şey, öyle bir şey yok. Oradaki siviller, oradaki Gazze'deki vatandaşlar durduğu sürece İsrail ordusu her harekatında, kara harekat sürüyor, havada şey olmuyor da,
Havada zayiat verdiriyor sadece. Her karar harekatla zayiat verdiriyor. Karşı tarafa hayatın, insanlar hayatını kaybediyor. Kendisi zayiat veriyor. Yani bir sarmala girdi. Şimdi bundan askerler biraz rahatsız. Yani bu ne zaman bitecek? Hani şey gibi değil. Yani şimdi Golan, şimdi Netanyahu Golan Tepe'ni ele geçirmesi dedim ya, görev almış. Hedef belli. Golan Tepesi. Gittin, aldın, bitti. Şimdi burada ne, burada hedef ne? Giriyorsun, Hamas'ı temizliyorsun, zayiat veriyorsun, bir sürü sivil hayatı kaybediyor. Çıkıyorsun, tekrar giriyorsun, tekrar çıkıyorsun. Bitmeyen bir sarmala girdiler. Yani askerlerle, bu taktik ateşkes bölümü de öyle. Yeniden tertiplenmek istiyorlar, yeniden teşkilatlanmak istiyorlar. Bir yorulma emaresi olarak değerlendirebiliyorum. Netanyahu diyor ki durmayacaksınız diyor, devam diyor. Yani sürekli devam edeceksiniz diyor. Bu aradaki bu teknik ve taktik çatışma anlamı olabilir. Ha bu tek, şunu şöyle, askeri de şöyle küçümsemek lazım. Asker dediğin insanın da ailesi var. Bir kamuoyunu etkileme gücü var. Yani bu eğer toplumu, ya bizim askerlerimiz de orada boş boş ölüyor, bu ne yapacağını bilmiyor. Hani gibi bir şey sarmala girerse, bu sefer Netanyahu aleyhine doğru bir kum saatinde işleme olabilir. Ama tekrar arz ettiğim gibi, yani ben şöyle, bu kesin şöyle olacak, böyle olacak diye sadece olasılıklar anlamında dikkat ediyorsun, değerlendirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla ben ateşkesse hala olumsuz, yani olumsuz derken olmasını istiyorum tabii ki, insan olarak barış olmasını istiyorum. Ateşkes ne? Ateşkes geçici bir şey. Yani ateş kestim, 3 gün sonra gene başlayacağım. Halbuki olması gereken nihai barış. Ben onu dahil savunuyorum ama burada ben, yani bu kendi aradındaki bu çatışma, teknik taktik anlaşmazlığın bir ateşkes sürecine evrimleşeceğini değerlendirmiyorum. Yani çünkü kendi aralarında bunlar tartışıyorlar ama tekrar ortak düşmana karşı tekrar birleşip devam ediyorlar. Eğer şöyle bitireyim Mehtem Hanım, özellikle eğer buradan demografik değişim, yani buradaki insanların göçe zorlanması da başarılı olursa, o zaman zafer kazanırlar. Dolayısıyla bu insanların burada hayatta kalacak şekilde desteklenmesi, Netanyahu'nun büyük zaferi bunun altında gizlidir. Askeri bir zafer değil. Demografik göç. Bu bakın mesela PKK'da seçim yapalım dedi. Sonra erteledi, onu yaptı, bunu yaptı. Bugünlerde dünyada çok meşhur bu. Ukrayna'da da benzer şeyler var. Yani insanlar bir yerden bir yere göçe zorlanıyor. Ondan sonra bu unutturulup demografik değişimden sonra sahte seçimlerle dünya şekillendirmeye çalışılıyor. Herkesin doğduğu topraklarda yaşama hakkı var. Dolayısıyla buradaki insanların burada kalacak şekilde desteklenmesi Netanyahu'nun yenilgisine yol açacaktır. Siyasi anlamda. Eğer bu olursa, bu işte bir önce söylediğim gibi askerdeki yıpranma, moral motivasyon azalması, sürekli zayiat verme, bir de buradaki birlikler sıradan birlikler değil. Yani mümkün olduğu kadar özel birliklerini kullanıyor burada. Bunlar da öyle eğitilmesi, yetiştirilmesi öyle hadi ince olan şey değil. Yerine ikame edemiyor. Yani verdiği zayiatın yerine gönderdiği personel şey yapar. Bunu ancak paralı asker gibi şeylerle çözmeye çalışabilir. Böyle ikame durumlar bulabilir belki. Ama ben sonuçta şöyle toparlayayım. Ateşkes olacağını halen kişisel olarak istememe rağmen olacağını düşünmüyorum. Lübnan'a doğru savaşı büyütmek için bir ön hazırlık, siyasi ön hazırlık, bir yapılanma için bir yapılmış olacağını değerlendiriyorum. Bu konularda yanılmak istiyorum. Yani inşallah ateşkes olur. İnşallah savaş Lübnan'a doğru büyümez. Ben de siyasi analizde böyle bir yanılmış olurum. Bundan da mutlu olurum.